Merhabalar, CoinAnalyst'in White Paper incelemesiyle karşı karşıyayız. Şu anda CoinAnalyst gördüğünüz üzere bir White Paper yayınlamış ve bu White Paper'ı işte şu anda Bitcoin, Ethereum ve Ripple'ın yükselişinden bahsetmiş. Aslında CoinAnalyst de direkt olarak insanlara inceleyip ve projeyi inceleyip bunun için bir yapay zeka ve Telegram botu oluşturup insanların gerçekten bu projeye duyarlılıklarını ölçebilecek bir projeden bahsediyoruz. Cogia Intelligent dedikleri işte şu anda Fortune 500 şirketleri arasında yer alan bir büyük data analist programlarından bahsediyorlar ve sektörde 7 yıllık deneyimleri olduğundan bahsediyorlar. Bu projeyle beraber çalışacaklar. Gördüğünüz üzere Pascal Lara işte 3 tane bir uygulama geliştirmişler bunun üzerine. Ve bu uygulamada insanların gerçekten projeye olumlu bakmasını sağlayacak ve beta süreci zaten geliştirilmiş olan bu projenin insanlara büyük bir yarar sağlayacağından endişe duymuyorum şahsen kendi adıma. İlerleyen zamanda ne olur göreceğiz. Uygulama platformu tüm mevcut kaynaklardan sürekli ve neredeyse gerçek zamanlı olarak madeni paralarla ilgili tüm bilgileri toplar. Bunun temeli diyor Cogia tarafından geliştirilen ve işletilen bir tarama ve izleme sistemi olan web gözlemcidir diyor. Bu hem küçük hem de büyük şirketler ve kuruluşlarda birkaç yıldır başarıyla kullanmaktaymış. CoinAnalyst Web Observer yazılımı yalnızca kripto pazarında CoinAnalyst ve Cogia forumları ve blokları arasında lisans anlaşmasına dayanan belirsiz bir süre için kullanmaya yetkilidir. Jeton'a özel forumlar tanınır ve dizine eklenir. Özel ayrıştırma metotlarını kullanarak bu forumlardaki tüm mesajlar ayıklanır ve ayrı olarak saklanabilir diyor. Tanımlanabilir meta veriler forumlar gibi ele alınır ve burada bireysel mesajlar çıkarılır. Sosyal medya kaynakları, para blokları kendi beslemeleri üzerinden bir sistem mevcut değilse bloklar veri ve sosyal ağlardan örneğin işte Facebook, YouTube, Google Plus, Instagram, Reddit ve mikro hizmetleri mümkün olduğu kadar örneğin Twitter ve özel hesaplardan belirli yayınlar eklemek de mümkündür. Çok büyük miktarda madeni para satın alınmış veya satılmışsa yayınlanmıştır diyor. Medya kanalları, kripto parası, ikolar ve madeni paralarla ilgili sayısız YouTube videosuna ilişkin yazılar var diyor ve böylelikle bu insanların tamamen burada işte yanlışlıkla işte like sistemi var işte veya birçok uygulamalarda insanların aldanıldığı görülüyor. Bunlar da bunlara çözüm buluyor arkadaşlar. Bence gayet ortalama değerlerden daha hızlı sapan oldukça alakalı yayınların daha hızlı bir şekilde tespit edilmesini mümkün kılacaklarmış. Ayrıca sistem ruh hal değişikliklerini veya satın alma ve satış için en iyi zamanlarını saptamak amacıyla Twitter üzerindeki ilgili jeton isimlerini içeren hashtagleri arar. Gerçek zamanlı Telegraph'ta ticaret gruplarındaki mesajlar da bir API ile sağlanabilir. Tam metin depolama makaleler veya mesajlar sistemin dizinde tam olarak saklanır ve sonraki değerlendirme için kullanılabilir. Sadece indeksleme için kullanıcı metni ve göz önünde bulunduran reklamlar navigasyon menüleri göz ardı edilir. Ayrıca girilen tüm metinler doğrusal olarak arşivleyen bir sistemde saklanır arkadaşlar. White Paper'ları da zaten oldukça yeni. Bu projeden biraz daha bahsedeceğim sizlere gördüğünüz üzere. Şimdilik şurayı da bahsedeyim. Daha sonra diğer videoma geçeceğim. İşte gördüğünüz gibi opsiyonel videolardan bahsetmişler ve meta araştırmasından bahsetmişler. Bunlardan bahsedeceğim bugün sizlere. Diyor basılı ses ve videonun dizinlenmesine isteğe bağlı olarak yayıncılardan makale ses, video yayınları ya da sisteme entegre edilebilir. Konuşmadan metre motor kullanılarak akışların içeriği bir sosyal medyasına dönüştürülebilir ve sistemde dizine eklenebilir. Ancak bu hizmet bir ücrete tabidir diyor. Çünkü hem baskı hem de ses video lisans ücretleri uygulanır. Meta aramayla her zaman daha iyi sonuçlar, daha önce bilinmeyen yeni kaynakları keşfetmek için anahtar sözcükleri kullanan bir meta arama modülü kullanılır.
Genel arama motorlarını sorgulamak ve iade eden sonuçları otomatik bir alaka kontrolünden sonra indekste bütünleştirmek için paraların sistem Google, Bing, Weibo, Çin, Yandex işte arayüzlerine sahiptir diyor. Gerekirse diğer araba motorları tüm dillerde Çin'deki cıvkı yasak gibi yabancı dillerde mesajlar otomatik olarak çevrilir. Tamamen hepsi tam zamanlı olacak. Platformdan daha sonra bahsedeceğim arkadaşlar sizlere iyi günler.